Dualar Hazinesi kanalımızdan herkese merhabalar. Kıymetli dostlar, bu videomuzda ise hayatımızdaki bütün durumlarda başarılı olmak için hangi duaları okumamız gerekir? Bu konu hakkında size iki tane dua vereceğim. Onları paylaşacağım. Öncelikle başarı duası özellikle gençler için sınava girerken veya bir işe giriştiklerinde genelde akla gelen bir duadır. Bir de genel anlamda hayatımızın her alanında aslında bir yaptığımız işten başarılı olmak istiyoruz. Başarıyla o işi tamamlamak istiyoruz. O yüzden bu iki dua her zaman hayatımızda yapmamız gereken dualardan. Bu sebeple bu duaları sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle Taha suresi 25. ayetten 28. ayete kadar olan kısım. Bu Hazreti Musa'nın yapmış olduğu bir dua. Şöyle biraz yakınlaştıralım. Arapça kısmı şu şekilde. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vahlul ukdetem min lisani yefkahu kavli. Bu Arapça kısmıydı. Eğer Arapça okumayı bilmiyorsanız Türkçe okunuş hali bu şekildedir. Bu şekilde okuyabilirsiniz. Ayrıca anlamına gelecek olursak şöyledir anlamı. Hazreti Musa dedi ki, ey Rabbim, benim göğsüme genişlik ver, işimi kolaylaştır, dilimden düğümü çöz ki sözümü iyi anlasınlar. Genelde bir sohbete başlarken de bu dua okunur. Mesela bir konuşma yapacaksınız veya bir ders anlatacaksınız. Bu duayı kendi içinizden sessiz bir şekilde okuyup ondan sonra konuyu anlatabilirsiniz, dersi anlatabilirsiniz. Biz medresede eğitim alırken bizim hocalarımız bu tarz duaları okurlardı. Ve biz de onlardan bu duaları her zaman dinlerdik. Tabii ki bunun gibi birçok dua mahiyetinde yani ayetler var. Onlar da okunur ama içinde başarı için en çok okunan dua ayetleri bunlardır. Tekrar okuyayım. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vahlul ukdetem min lisani yefkahu kavli. Bu Arapça kısmı. Türkçe okunuş hali bu şekilde. Ve anlamı ise ey Rabbim benim göğsüme genişlik ver. İşimi kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyi anlasınlar. Yani göğsüme genişlik ver derken işte kalbime, yüreğime genişlik ver anlamındadır. Şimdi hepimizin bildiği bir başka duaya geçelim. Evet, bu Rabbi Yesir duası. Rabbi Yesir duası hepimizin çoklukla bildiği, belki okuduğu dualardan bir tanesidir. Bunun Arapça metni şu şekildedir. Rabbi Yesir ve la tuasir Rabbi temmim bil hayr. Anlamı ise şu şekilde. Rabbi yesir, Rabbim kolaylaştır. Ve la tuasir, ve zorlaştırma. Rabbi temmim, Rabbim tamamla. Bil hayri, hayır ile. Altında Arapça okunuşu var, Türkçe yazılış haliyle. Eğer Arapça okumayı bilmiyorsanız, buradaki Latin yazısıyla yazılmış kısmı okuyabilirsiniz. Bu dua, hangi iş olursa olsun, günlük hayatta bir işe başlarken bile bu duayı okumakta yarar vardır. Mesela rutin işlerinize başlamadan önce bu duayı kendi içinizden okuyarak başlayabilirsiniz. Genel anlamda da bir sınava girmeden önce veya hayatta mesela önem verdiğimiz, işte muhakkak güzel yapmayı istediğimiz, itina ile yapmak istediğimiz bütün işlerde bu duayı okuruz. Tabii ki
Besmele'yi zaten hayatımızın her alanında kullanmamız gerekiyor. Onu unutmamamız gerekiyor. Rabbi Esir de o mahiyette güzel bir duadır. Akılda kalıcı olması da kolay bir duadır. Yani çok rahat bir şekilde bu duayı ezberleyebiliriz. Tekrar okuyayım. Rabbi Yessir ve la tuassir Rabbi temmim bil hayır. Rabbi yessir, Rabbim kolaylaştır. Ve la tuassir, zorlaştırma. Rabbi temmim, Rabbim tamamla bil hayrı, hayır ile. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma. Rabbim hayırlısıyla tamamla erdir. Kıymetli dostlar, bu videoyu da bu şekilde sizinle paylaştım. Bu iki dua dediğim gibi birçok işe başlarken okuduğumuz dualardan ve bizi başarıya ulaştıracak dualardandır. Bu konular hakkında fikirlerinizi, düşüncelerinizi her zaman yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca istediğiniz başka dualar da varsa sizin için araştırıp tekrar paylaşabiliriz. Bu videoları faydalı buluyorsanız beğenip paylaşarak başka insanların da istifade etmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca yeni videolardan da haberdar olmak için eğer kanala abone değilseniz abone olarak takipte kalabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.